Bir bütünü kaç parçaya bölmüş olabilirim? 1 bölü 8'de. Şekilde. Heh, 8 parçaya bölmüş olabilirim. Kaç tane almışım peki? Bir tane aldım. Çok güzel. İşte biz buna birim kesir diyoruz. Şimdi basit kesir dediğimizde de 2 numara verdik buna. 2 numara diyelim. Şimdi basit kesir dediğimiz şey de şu. Payı paydasından küçük olan kesirde. Mesela 3 bölü 4. Mesela hadi sen de bir örnek ver. Basit kesire. Tamam, bunu biliyorum. Basit kesiri verin, tamam. Siz istediğiniz. Bak şimdi alırız. Çiz. Bunlar eş parça. Basit kesire örnek ver bakalım sen de. Genişliği Payı paydasından küçük olan kesirler. Örneğin dedim 3 bölü 4. 3 pay, 4 payla. 1 bölü 4 mü yazdık? Aa, dur ya, dini gibi oldu bu ya. Bir dakika, ablam. Şimdi şöyle, birim kesir dediğimiz şey payı bir olan kesirlerdi. Örneğin 1 bölü 3, örneğin 1 bölü 8. Senin bu yazdığın örnekler aslında birim kesire örnek. Al abla, bak ben de aynısını yaptım. Bak biraz kopya çizdim. Tamam, birim kesir örneklerimiz güzel. Onu anlamışız. Şimdi de basit kesir örneklerine bakalım istiyorum. Tamam. Basit kesir dediğimiz şey şurası. Mesela 3 pay, 4 payda, pay payda da küçük olacak. Yani 3 küçüktür. Mesela 4'ten. Bunun gibi. Tamam abla, ben bunu yapalım. İki, anladın mı abla? Sembollerle yazmak yerine yani direkt kalem kullanarak yazabilirsin. Ha doğru, onu hiç kullanmamıştım be. Örnek verdim 3 bölü 4. Bulamadık mesela. Başka bir örnek mesela 7 bölü 8. Bunlar basit kesir örnekti. Sembolik olarak göstermemiz şöyle ifade edeyim. Mesela bizim 3 bölü 4 dediğimiz şey hani görsel olarak nedir? Bir bütünü 4 eş parçaya bölmüşüz. Kaç tane almışız? Tamam. Kaç tane almışız? Şimdi biz buna 3 bölü 4 ifade ediyorduk. 7 bölü 8 de aynı Ben şekilde. yapıyordum bir dakika. Ben yapıyordum, dakika canım benim. 7 bölü 8'i de sen çizmek ister misin? Bir bütün çizeceğiz. O bütünü 8 eş parçaya böleceğiz. Ve 7 tanesini alacağız. Yani şunu ben yapabilir miyim valla? Neyi? Kim? Ben kendimi yapmalıyım, bak şimdi abla. Every place to this hat. Tüksenlere bağlan hayata, bağlan hayata. Ya, yanlış yaptım abla ya. Ay yanlış yapıyorum. Dolaçe. Şimdi 2 bölü 1. Sil tamam ya. Şimdi şöyle. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Örneğin 3 bölü 4 dedim. Örneğin 7 bölü 8. Görsel olarak gösterecek olursak da
Şimdi buradaki 4 paydayı ifade eder. Payda. Bu payda dediğimiz şey aslında bütündeki toplam parça sayısıdır. Bütündeki toplam parça sayısıdır. Şimdi biz bunu payda diyorduk. Pay dediğimiz şey ise bütündeki parçalardan alınan parça sayısı. Bunu da bize pay ifade ediyordu. Şimdi birleşik kesir dediğimiz şey ise basit kesirin hani tersi gibi de bir nebze düşünülebilir. Neden böyle söyledim? Çünkü basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlerken birleşik kesir payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Örnek vermek ister misin? Yes, okay. Birleşik kesir. Mesela 5 bölü 3. Hadi sen de bir tane örnek ver. Birleşik kesir mi? Evet, payı paydasından büyük olacak. Birleşik kesir. Altı bölü üç. Çok güzel. Altı bölü üç. Güzel. Bir tane daha yapabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Ay yanlış yaptım ya. Ya. Örneğimi de yazayım. Altı bölü üç. Devam. Başka ne olabilir? Bir dakika yapacağım az ya. Bölü 1 mi 4 mü? 9 bölü 1. Ay pardon, 1 nedir? 1 değil o. 5. 9 bölü 5. Çok güzel. Bir tane daha yapacağım. Yap bakalım. Hayır. 11 bölü 10. Çok güzel. Bu da birleşik kesir örneğidir. Şimdi birim kesirleri aferin sana. Çok güzel. Birim kesiri modelledik. Basit kesiri modelledik. Ama birleşik kesiri modellerken tam sayılı birleşik kesirleri tam sayılı kesre çevirme ihtiyacı hissettik. Evet. Şimdi öncelikle şunu hatırlayalım. Tam sayılı kesir neydi? Dördüncü olarak da bunu görmüştük. Tam sayılı kesir. Tam sayılı kesirleri ihtiyaç duyduğumuz nokta neydi? Modelleme yaparken birleşik kesiri tam sayılı kesre çevirerek modelleme yapabiliyorduk. Evet. Ama çevirmeden önce tam sayılı kesir neydi? Neyi ifade ediyordu? Bunu hatırlayalım. Mesela tam sayılı kesir. Şimdi biz biliyoruz ki burası paydı. Burası paydaydı kesrin. Ve evet, şuradaki kutucukla yazdığım yerde kutucukla ifade ettiğim yerde aslında neydi? Tam kısım. Burası tam kısımdı. Burası pay, burası paydaydı. Mesela örnek olarak verelim.